After Effects ve Premiere'de panellerle boğuşurken ya da ön izleme penceresinde hazırladığımız kurgunun, hazırladığımız animasyonun ön izlemesini izlemek isterken bulunduğumuz paneli büyütmek ve o panel üzerinde daha iyi hakimiyet kurmak isteriz. Yurt dışında izlediğimiz eğitimlerde bu programları kullananların klavye kullanarak panelleri büyüttüğünü görüyoruz. Özellikle küçük ekranlarla çalışanlar için de bir hayli faydalı bir hal alıyor panelleri büyütmek. Türkçe klavyelerde ise bu sağlıklı çalışmıyor, hiç problem değil. Eğitimin sonunda siz de panelleri tek bir kısa yol ile büyütebileceksiniz. Bu özelliği Premiere'de kullanabilmemiz için bir kısa yol atamamız gerekiyor. Çünkü varsayılan özelliklerde bizim klavyelerimize bu kısa yol uygun değil. Tam ekran yapamadığımız durumlarda şu şekilde yapıyorduk. Panelin üzerine geliyoruz ve sağ tıklıyorum. Buradaki Panel Group Settings'ten Maximize Panel Group seçeneğini seçiyorum. Buna tıkladığımda aslında benim istediğim şey oluyor ama her seferinde buna tıklamak yorucudur ve pratik değildir zaten böyle bir çözüme ulaşmak. Tekrar geri döndürmek için de tekrar sağ tıklıyorum. Panel Group Settings'in içine tekrar geliyorum ve Maximize yazan yerde bu sefer Restore seçeneğini göreceksiniz. Bu sefer de buna tıklayarak eski haline gelmesini sağlıyorum. Bunu her panelde yapabilirsiniz ama bunu yapmak vakit kaybettirir. Mesela burada yapalım tekrar aynısını. Panel Group Settings'in altındaki Maximize Panel Group'a geliyorum. Burası tamamlanıyor ve tekrar Restore diyerek geri alıyorum. Bu gördüğünüz gibi bir çalışma esnasında, bir proje yapımı esnasında pratik bir çözüm değil. Bunu nasıl daha da pratikleştirebiliriz? Tabii ki klavye kısa yolunu kullanarak. Yukarıdaki menüden Edit'e tıklıyorum ve Keyboard Shortcut seçeneğini seçiyorum. Sol tarafta bir arama kutusu var. Bu arama kutusuna şunu yazacağız. Maximize yazacaktım ama sadece Max veya Max yazdığımda da ilgili sonuçlar çıkıyor zaten. Aradığımız şey ikinci seçenek. Maximize or Restore Frame Under Cursor. Bunu arıyorduk. Şöyle biraz daha uzatalım. Bunun üzerine tıklıyorum. Şurada Shortcut diye bir sütun göreceksiniz. Buraya bir kere tıklıyorum. Buraya tıkladığımda böyle küçük bir alan açılacak. Bu alan açıldığında klavyeden bastığım tuş bunun kısa yolu olacak. Ben de Tab tuşun üzerindeki yani bir sayısının üste sırayla dizilmiş bir sayısının solundaki çift tırnak veya üstü şapkalı olan E butonuna tıklıyorum. Böyle bir hale gelecek. Bu hale geldikten sonra tamam diyorum. Bu aşamadan sonra mouse imlecimi götürdüğüm herhangi bir yerde bu oluşturduğumuz klavye üzerinden oluşturduğumuz kısa yola tıkladığımda mouse imlecinin bulunduğu yer tam ekran olacak. Gördüğünüz gibi buradayım. Herhangi bir yere tıklamıyorum mouse'la. Klavyeden Tab tuşun üzerindeki o tuşa basıyorum. Çift tırnak tuşuna ve imlecimin bulunduğu panel tam ekran oluyor. İşte Premiere'de tam ekran meselesini bu şekilde çözümleyebiliyoruz. Premiere'de bu şekilde çözümledik. Peki bunu After Effects'te nasıl yapıyoruz? Tabii ki benzer mantıkla yapacağız ve onu da göstereceğim şimdi. After Effects'e geçiyorum. After Effects'te bu işlemi yapabilmem için yine aynı seçeneği seçmem lazım ve bu da tabii ki takdir edersiniz ki artık uğraştırıcı, özellikle diğer yolu bildikten sonra Maximize yapıyorum ve geri dönüp Restore diyorum. Bu pratik olmadığı için yine aynı mantıkta bir kısa yol eklememiz gerekiyor. Yukarıdaki menüde Edit'in altındaki Keyboard Shortcuts'a geliyorum. Burada normalde o işaret seçili olması lazım ama eğer bir şekilde silindiyse buradaki Custom seçeneğini After Effects Default olarak değiştirin. Buraya gelecek ama bunun kısa yolu yine Türkçe klavyelere uygun olmayabilir. Yine burada bir arama yapacağız. Bu aramayı normalde bu görünmezken bulamıyoruz. Yine Maximize Panel olarak yazalım. Şunu silelim. Shortcut sütunun altındaki alana bir kere tıklayalım. Sonra da klavyeden Escape tuşunun altındaki butona tıklayalım. Şimdi klavyeden herhangi bir yerdeyken klavyeden o tuşa bastığımızda burada Maximize Panel yazısını göreceksiniz. Tamam diyorum ve bundan sonra klavyeden Tab tuşunun üzerindeki yani Escape tuşunun altındaki tuşa bastığımızda mouse imlecinin bulunduğu yerin tam ekran olduğunu göreceksiniz. Bu kısa yol eğitimimiz de bu kadar. Bu derste hem Premiere'de hem de After Effects'te Escape tuşunun altındaki tuş ile imlecin bulunduğu paneli tam ekran yapmayı öğrendik. Dilerim faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı, sonra da bu tip eğitimlerden hemen haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak eğitimlere destek olabilirsiniz. Şuradaki iki videodan birini seçerek öğrenmeye devam edebilirsiniz. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.